Şimdi sizlerle arkadaşlar bir toplama programı yapacağız. Bunu Visual Studio 2017'de yapacağız. Visual Studio 2017'yi çalıştırıyorum. Türkçedir bu Visual Studio 2017. Bende olanı yani. Dosya, yeni, proje, toplama diyelim ismini. Net Framework 4.7.1'i kullanıyorum ben. Siz de istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz setup'ından. C ile yazacağız bu programı. C Sharp ile yazacağız. Windows klasik masaüstü, Windows form uygulaması, Net Framework. Evet. Tamam diyoruz. Basit bir toplama programı yapacağız. Evet, projemiz oluşturuldu. Ekrana text box 1 2 3 3 tane hizalayalım. Üç tane text box oluşturduk. Bir tane de topla butonu koyalım. Butonun textine topla diyoruz. Topla butonuna çift tıkladığımız zaman buton 1 açılıyor. Şimdi ilk önce form'a tıklıyoruz. Form 1 load geldi. Text'leri sıfırlayalım, işlerini boşaltalım. Text box 1.text eşittir denden nokta virgül. Diğerlerini içinde boşaltalım. Textbox 2 ve Textbox 3 eşit denden oldu. Textbox 1'in içine bir şey yazdığımız zaman olay kısmından text changed, yani text değişti oluyor. Bunu açalım. Bir de integer'lar tanımlayalım. Int a virgül b virgül c noktalı virgül. String tanımlayalım. Tx1 virgül Tx2 virgül Tx3 tanımladık bunları. A ile B'yi toplayacak, C'yi yazacak. Textbox 1 changed olduğu zaman, değiştiği zaman tx1 eşit text box 1 nokta text diyoruz. A eşittir. Convert to int 32 tx1 diyoruz. Burada yaptığımız şey tx1'e textbox 1 içindeki bilgiyi convert metoduyla
A'nın içine atıyoruz. Yani int olarak atıyoruz. String'i int olarak atıyoruz. Şimdi bunu alıyoruz. Kopyalıyoruz. Textbox 2'nin text change'inden geliyoruz. Yapıştıralım. Tx için textbox 2'nin text'i b eşittir tx2. Tx2 eşittir textbox 2'nin içindeki text'i alıyor. Bu string olarak alıyor. B de convert yapıyor, çeviriyor. Tx2'nin içindeki sayıyı integer'a çeviriyor. Textbox 3 text changes kısmına tx3 tx3 diyoruz. Forma geliyoruz. Topla kısmına geliyoruz. C eşittir A artı B diyoruz. Noktalı virgül diyoruz. Textbox 3 nokta text eşittir C to string diyoruz. Bir derleyelim. Form 1'in start position, form 1'in start position'ını yani başlama pozisyonunu center screen yani ekranın ortasında başlayacak. Ona göre ayarladım. Buradan gördüğünüz gibi özelliklerden, form 1'in özelliklerinden start position'ı center screen yaptım. Programımızı bir derleyelim. Başarılı diyor. Çalıştıralım. Ekranın ortasında geldi. Start position center screen olduğu için 100 diyelim. 50 daha. 150 ediyor. 200 200 400 daha eşittir 600 ediyor. Yani toplama işlemini bu program yapıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.